Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere dental kaplama analizinden bahsedeceğiz. Dental kaplamaların hazırlık aşamasını ele alacağız tabi. Dental kaplamalar e, diş laboratuvarlarında hazırlanıyor ve fırınlarda pişirilerek hazırlanıyor. Biz fırınlama sonrası e, dental kaplamaların üzerinde oluşan termal gerilmeleri Ansys'te nasıl bulduğumuzu adım adım anlatmaya çalışacağız ensiz adımlarını anlatmaya çalışacağız fakat her, bundan önce ele almış olduğumuz konuyla ilgili önemli noktaları sizlere açıklamak istiyorum. Ben Profesör Doktor Mehmet Dur, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Bu videoyu sizlere Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve benim de öğrencilerim olan Müge Savaşlar ve Sercan Kumru ile birlikte hazırladık. Şimdi öncelikle dental kaplama uygulamalarının ee, ne olduğundan bahsedeceğiz. Ee, şimdi tabii insan e, dişlerinde çeşitli sebeplerle kırıklar e, oluşuyor. E, kırıklar meydana gelebiliyor. Bu kırış, kırık diş tedavisinde kaplamalar, e, bakın e, şekilde görüldüğü gibi uygulanıyor. E, kaplamalar crown ismini alıyor İngilizcesi. Yani bunlar e, diş e, diş laboratuvarlarında ee, hazırlanıyor. Tabi o kırık bölgesindeki diş tıraşlanıyor ve onun üzerine getirilip daha sonra şapka gibi böyle geçiriliyor yapıştırılıyor ve böylece tedavi tamamlanmış oluyor. Bu tek kron olduğu gibi yani e, bir köprü de olabilir tabi. Baktığımız zaman e, kaplamaların e, iki farklı yapıdan, temelde iki farklı yapıdan olduğunu görüyoruz. Bir alt destek malzemesi bir de Üst estetik porselen malzeme olmak üzere, alt destek malzemesi e, metalik olabiliyor, yine yine seramik de olabiliyor. E, farklı malzeme kombinasyonlarıyla tabi bu e, kaplamalar hazırlanabiliyor. E, tüm altın, tüm seramik olabiliyor yani altı üstü de seramik olabiliyor veya alt destek malzemesi metal de olabiliyor. Bunun da burada da bir kesit görünümü var bakın. Sonuçta üstte porselen, altta metalik malzeme olmak üzere bir kesit görünümünü görüyoruz. Peki ve mesela bu şekilde köprü tarzında da hazırlanabiliyor. Bu da bir kesit görünümü. Met, özellikle metal seramik kaplamalarda ara yüzeyde yapıştırıcı malzeme kullanılabiliyor. Bu yapıştırıcı da genelde seramik esaslı olup özellikleri porselen malzemeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Kaplama hazırlık hazırlanış aşamalarını şöyle kısaca göz atacak olursak ne yapılıyor? Öncelikle tabii hepimizin belki başına gelmiştir. Yani ağız ve diş yapısına uygun alınan silikon kalıp. Yani diş hekimi tarafından ağzımızın içine bu şekilde bir silikon kalıpla yani yani ağzımızın yapısı çıkarılıyor kalıp olarak tabi. Yani çenemizin daha doğrusu yapısı Ondan sonra ne yapılıyor? Silikon kalıba göre hazırlanan çene modelleri e, burada görüyoruz. E, kaplama yapılacak eksik diş bölgelerini de e, tabi bu içeriyor yani çene modelleri. Ondan sonra işte e, yani e, üçüncü adımda alçı modelin eksik diş bölgeleri e, ne oluyor? Mum malzemeyle diğer dişlere uygun şekilde e, dolduruluyor. Bu mum malzeme kalıp olarak kullanılıyor ve bu kalıba metal dökülerek alt destek metali hazırlanmış oluyor. Bu metal destek altyapısı tekrar alçı modele yerleştiriliyor. E, alt destek metalik malzemeler nikel, krom, kobalt, krom, altın ve paradyum alaşımları olabileceği gibi zirkonyum, aramin gibi seramik malzemeler de yapılabilmektedir. E, daha sonra ne yapılıyor? Alçı model üzerindeki metal önce yapıştırıcı e, metere e, yapıştırıcı opak yani sürülüyor diş e, teknisyenleri tarafından diş laboratuvarlarında Böyle hamur kıvamında e, tabi işleniyor Ondan sonra bu Bu e, e, Metal bu haliyle fırınlanarak opak malzemenin üzerine tam olarak yapışması sağlanıyor. Fırınlama işlemleri 960 santigrat derece gibi çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiriliyor. Böylece alt destek yapısı hazırlanmış oluyor. Ondan sonra da 6. adımda da fırından çıkarılan metal opak yapı tekrar alçı moldere yerleştiriliyor ve e, üzerine toz sıvı karışımıyla hamur kıvamına getirilen porselen malzeme çene ve diğer dişlerin yapısına uygun şekilde e, diş teknisyenleri tarafından böyle işleniyor ve tekrar tabii fırınası vuruyor. Metal opak yapısı, yani metalin üstüne işlenen hamur kıvamındaki e, yapı e, çeneden e, yapısı çeneden tekrar çıkarılır ve bu haliyle tekrar fırınlanarak pişirilir. Bu da fırından çıkarılmış halini görüyoruz. Bakın burada da artık soğuduktan sonraki e, kaplamanın e, son halini buradan görüyoruz. Tabi fırından çıkarıldığı andaki rengine bakın. Çok yüksek sıcaklıklarda olduğunu görüyoruz. İşte e, bu şekilde e, hazırlanan kaplama çene içinde tıraşlanmış olan dişlerin üzerine e, yapıştırılıyor. Tabi bizim e, ilgilendiğimiz nokta Ağız içindeki tedavi sonrasındaki durum değil de fırınlama sonrasındaki soğuma anındaki durumu inceliyoruz biz tabi. Şimdi ortaya çıkan problem nedir hemen ona bakalım. Kaplamanın hazırlanması aşamasında fırınlama sonrasında soğuma sırasında termal gerilmeler oluşmaktadır. Tabi alt ve üst yapının özellikleri birbirlerinden farklı olduğu için dolayısıyla e, soğuma sırasında birisi daha fazla soğumak istiyor, birisi yani daha fazla büzülmek istiyor daha doğrusu birisi daha az e, ve dolayısıyla birbirlerine e, ne yapıyorlar e, arada e, et, birbirlerini etkiliyorlar ve böylece e, gerilmeler oluşuyor. Bu gerilmeler soğuma başlangıcında bir pik noktası yani maksimum nokta yapmaktadır ve kaplama üzerinde makro veya mikro seviyede çatlaklara yol açabilmektedir. Yani bakın bu kaplamanın üzerinde şu şekilde küçük küçük çatlaklar yani böyle gözle görülebilir bazen olabiliyor tabi onlar o şekilde nadiren de görülebiliyor ama gözle görülmeyecek seviyede de mikro çatlaklar meydana gelebiliyor. Bunun yanı sıra soğuma sonunda kaplama üzerinde gerilmeler kalıyor. Yani sonuçta soğuma bitti, tamamlandı. Kaplamanın üzerinde gerilmeler kalıyor. Bu gerilmelere biz artık gerilmeler diyoruz. Soğuma sonunda oluşan gerilmelere artık gerilmeler diyoruz. Ama başlangıçta, soğumanın başlangıcında maksimum gerilmelere gerilmeler olduğunda söyledik. Çatlaklara sebep olabilen gerilmeler olduğunu söyledik. Bu haliyle ağız içine tedavi bölgesine uygulanan kaplamalarda çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle de ikinci kırılmalar oluşabilmektedir. Burada da bir resim koymuşuz bakın. Burada da e, tabii gözle görünür çatlaklardan bahsediyoruz. E, bakın ikinci bir kırılma söz konusu olmuş kaplamanın e, kaplamada. Kaplamada işte bu ikinci kırılmalara kaplama uygulamasından sonra ikinci kırılmalar kaplamadaki ikinci kırılmaların en aza indirilebilmesi, kaplama üzerinde mikro makro çatlakların ve artık gerilmelerin azaltılması ile mümkündür. Yani ikinci kırılmalar tedaviden sonra kaplama üzerinde oluşabilecek ikinci kırılmaların Azaltılması ne ile mümkün? Kaplama üzerindeki mikro çatlakların, mikro veya makro çatlakların, tabi makro olursa belki uygulamadan ama mikro çatlakların ve artık gelmelerin azaltılması ile mümkündür diyebiliriz. Bunlar ise kullanılan malzeme çiftlerinin mekanik uyumluluğuyla çok yakından ilişkilidir. Yani alt ve üst yapı farklı malzemeler olduğunu söylemiştik. Bunların mekanik uyumluluğu tabi, artık gerilmeleri ve gerilmelerin pik noktasını yani maksimum değerlerini etki ediyor. Bu mekanik uyumluluğun belirlenebilmesi için ise ne yapılması gerekir? Soğuma sırasında termal gerilmelerin hesaplanmasına, bunun için ise zamana bağlı transient termal gerilme analizine yani ihtiyaç vardır. Bu çalışmada sadece bir malzeme çiftinin analiz adımları gösterilmiştir. Yani biz bu çalışmada sadece... E, metal alt desteği ve üst porselen estetik malzemeyi ele al, alarak bir örnek çalışma gerçekleştirdik. Farklı malzeme kombinasyonları denenerek de çalışmalar yapılabilir ve bunlar birbirleriyle karşılaştırılıp uyumlu malzeme çiftleri yani diğerlerine göre daha uyumlu malzeme çiftleri elde edilebilir. O zaman demek ki bu uyumluluğun belirlenmesi için ne yapılması gerekiyor? E, zamana bağlı transient termal analiz yapılması gerekiyor. Çünkü aradaki pik noktasını da bulabilmek için bu e, zamana bağlı çözülmesi e, gerektiğini söyleyebiliriz tabi. E, şimdi burada analiz girdilerimiz nedir? Yani bizim e, aynı siste anlatacağımız analizde örnek analizdeki girdilerden biraz bahsedecek olursak e, modelimizi görüyoruz bakın burada bir tane sadece insan e, alt dişlerinden birisinin üzerine. Geçirilmiş olan yani geçirilmesi mümkün olan bir kaplama, bunun üst yapısını sol tarafta görüyoruz, porselen. Alt kısmına da çevirdiğimiz zaman bunu alt yapısında nikel krom olduğunu görüyoruz. Tabi her iki malzeme için tüm termal ve mekanik özellikler sıcaklığa bağlı olarak girilmiştir. Bunlar analiz adımları analiz adımlarında anlatılacaktır, yani malzeme özellikleri. Ara yüzey yapıştırıcısı porselen, porselen hacmine dahil edilmiştir. Yani iki tane hacim olduğunu, iki tane malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ara yüzey yapıştırıcısı porselen özelliklerine yakın olduğu için. Bu kaplama fırında 960 santigrat pişirdikten sonra sertleşmekte ve fırının kapağının açılmasıyla oda ortamına yani 22 santigrat çıkarılmakta ve soğumaktadır. Analizlerimiz işte bu soğuma sürecini içermektedir yani fırından çıkarıldığı andan itibaren soğuma sürecini içermektedir ve zamana bağlı olarak çözülmektedir. Şimdi burada bir de tabi analiz girdisi ve analizleri destekleyen bir ön çalışmamız var o da tabi ensiz çalışmasıyla alakalı değil ama sonuçta bu tip bir çalışma yapacaklara bir yol göstermek için analiz sonuçlarını destekleyecek bir çalışma deneysel çalışma ön, daha önceden yapılmıştır. Bu çalışmada da ne yapılıyor? Soğuma eğrisi yani fırından çıkarıldıktan sonra kaplamanın üzerine çeşitli bir termokupullar yapıştırılıyor. ve işte bir dataloggramı bu termokupullar bağlanıyor hemen fırın kapağı açılır açılmaz çeşitli noktalardan, sıcaklık zaman diyagramları elde ediliyor. Yani o noktalardaki soğuma eğrisi dediğimiz değer elde ediliyor. Burada da bir grafik var bakın. Bu deneysel olarak elde etmiş olduğumuz soğuma eğrisi, bu soğuma eğrisi analizler analizlerdeki soğuma eğrisini tabi biz ayrıca elde ediyoruz. Analizlerdeki soğuma eğrisiyle deneysel soğuma eğrisini çakıştırdığımız zaman soğuma ortamını tam olarak e, tanımlamış oluyoruz ve bu da bizim çalışmamızın güvenilirliğini ve kalitesini arttırıyor diyebiliriz tabi ee, yani bu tip yani sadece dental kaplama için değil de bu tip e, zamana bağlı e, termal analizler yap e, farklı modeller için farklı durumlar için yapılabilir e, soğuma eğrisinin deneysel olarak tespit edilmesi oldukça e, önemli bir kazanım oluyor bizim için e, bizim için sonuçları desteklemek amacıyla. Şimdi burada çözüm yöntemleri ve aşamalarından bahsedecek olursak, biz bu analizi iki yöntemle çözdük aslında. Bunu bunların her birisini size anlatacağız. Çözüm yöntemi bir dediğimiz yöntem. Şimdi soğuma ortamını tanımlıyoruz burada. Eşdeğer taşıtım katsayısı ile soğuma ortamını tanımlıyoruz. Ve bu burada tabii Şurada ileği silelim, eşdeğer taşınım kas ile soğuma ortamının tanımlanması. Bu eşdeğer taşınım katsayısı taşınımı ve başlangıçta çok daha etkili olan ışınımı da içermektedir diyebiliriz. Ee, şunu da geri gelmişken söyleyelim, burada iletimin çok az etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çok küçük bir yapı olduğu için ilet ve yüksek sıcaklıklar olduğu için taşınım ve ışınımın etkisi çok daha fazladır. Başlangıçta soğuma sırasında ışınım etkisi yüksek, sona doğru da taşınım etkisi çok daha ağırlık kazanıyor. Fakat ışınımın etkisini biz eşdeğer taşınım katsayısıyla taşınımın içine katmışızdır, ee, kattık tabii. Onu tabi analizlerde anlatıyoruz. Soğuma eğrisi deneysel ölçülür. Yani bu çözüm yöntemi bir de adımlar, adımlarımız nedir? Yani soğuma eğrisi öncelikle deneysel olarak ölçülüyor. Bu tabi analizlerden farklı ama analizleri destekleyen bir adım dediğimiz gibi. Burada gördüğümüz şey tüm noktaların soğuma eğrisi birbirine çok yakın olduğudur. B adımın ya yani ikinci adımda deneysel soğuma eğrisi yardımıyla hesapla, hesaplanan ee, yaklaşık taşınım kas sayıları hesaplanan olacak tabii bu hesaplanan yaklaşık taşınım kas sayıları yani deneysel soğuma eğrisi elimizde var. Ee, oradan e, biz yaklaşık taşınım kas sayılarını hesaplıyoruz. Sıcaklığa bağlı olarak dış yüzeylere tanımlıyoruz. Ondan sonra ısıl analiz yapılarak dış yüzeylerin soğuma eğrisi analizlerden bulunur. Yani analizlerdeki soğuma eğrisini elde ediyoruz. Fakat bu Analizlerdeki soğuma eğrisi hemen e, deneysel soğuma eğrisiyle çakışmayabilir. Bu durumda da analizlerdeki soğuma eğrileri deneysel soğuma eğrileriyle çakışana kadar taşınım kas düzeltmeler yapıyoruz. Deneme yanılma analizleri yaparak e, deneysel e, soğuma eğrisiyle analizlerdeki soğuma eğrisini çakıştırıyoruz. Yani analizlere sırayla bakıyoruz her bir denemede. Onun ne kadar işte soğu, deneysel eğriye yaklaştığını görüyoruz. Yani çok yaklaştığı zaman artık ihmal edilecek seviyede farklar olduğu zaman elde etmiş olduğumuz deneme yanılmayla elde etmiş olduğumuz taşınım katsayıları'ni doğru kabul ediyoruz. Çünkü soğuma ortamını tam olarak tanımlamışız kabul ediyoruz deneysel soğuma eğrisini doğru kabul ettiğimiz için, tam doğru olduğunu e, düşündüğümüz için. En son elde edilen taşınım kas sayılarının e, ışınımın etkisini de içerdiğini unutmayalım ve eşdeğer taşınım kas olarak isimlendirildiğini söyledik. E, bundan sonra ne yapıyoruz peki? Termal analizimiz bitti. Bundan sonra termal analizinin üzerine transient structure analiz yapılarak farklı anlardaki termal gerilmeleri artık hesaplıyoruz. Evet bu çözüm yöntemi bir ikinci yöntem nedir e, yüzeylere deneysel soğuma eğrileri yani sıcaklık zaman tablosu giril girilebilir yani burada artık yüzeylere sıcaklık e, dış yük olarak uygulanıyor tabi e, burada artık şeye ka gerek kalmıyor taşınım veya ışınımı tanımlamaya gerek kalmıyor e, eşdeğer taşınım katsayısına gerek kalmıyor doğrudan biz e, sıcaklık zaman tablosunu deneysel olarak elde ettiğimiz tabi soğuma eğrilerini daha doğrusu e, yüzeylere uyguluyoruz. Soğuma eğrileri deneysel ölçülüyor tabi bu adımda da ikinci yöntemde de bir kere bu yapılıyor. Soğuma eğrileri bu deneysel soğuma eğrileri sıcaklık zaman tablosu şeklinde yüzeylere giriliyor ama deneysel soğuma eğrileri tabi giriliyor. E, C şıkkında da transient e, structure analiz yapılarak yani e, bu adımda da yine farklı anlardaki termal gerimeler elde edilir e, tabi diyoruz e, bu yöntemin avantajı nedir İlk yöntemdeki deneme yanılma analizlerine gerek kalmamasıdır çünkü deneme yanılma analizleri biraz vaktimizi alabiliyor fakat burada e, hiç, e, böyle bir şeye gerek kalmayabilir e, dezavantajı nedir gerçeğe yakınsamak için mümkün oldukça çok noktadan soğuma eğrisi ölçmek ve modele uygulamak gerekebilir tabi Tabi biz burada her iki yöntemin e, her iki yöntemin farkını video sonunda tekrar e, göstereceğiz. Bunları birbirleriyle karşılaştıracağız. Ama biz her iki yöntemi de açıkladığımızı söyleyelim burada yani adımlarını anlattığımızı söyleyelim. Analizlerdeki diğer önemli noktalar nedir? Alt ve üst yapının malzeme özellikleri sıcaklığa bağlı girilmiştir tabi. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar söz konusu dikkat edersek. Dolayısıyla yük, o yüksek sıcaklardaki e, malzeme özelliklerini girmek gerekir. Alt destek malzemesi nikel krom yani elastoplastik tanımlanıyor. Farklı sıcaklıklardaki çekme eğrileri analize giriliyor. E, bunları bir, tabii biz proje kapsamında, bir proje kapsamında bunların e, çekme eğrilerini yani gelinme, e, birim uzama diagramlarını e, elde ettik, onları girmiştik. İki ikinci olarak fark nedir? Ya daha doğrusu önemli nokta nedir? Üst seramik yüksek sıcaklıklarda viskoplastik ve viskoelastik davranış gösterir. Yani viskoplastik ve viskoelastik özelliğin ne olduğunu şimdi burada açıklayamıyorum yani zaman olmadığı için. Ancak yapılan hesaplamalarla bu davranışlar elastik özellikler içine yansıtılmıştır. Yani ee, biz biz biskufrastik ve biskoelastik malzeme e, özelliklerini analizlere tanımlamak yerine yapmış olduğumuz e, çalışmalarla onları elastik özellikler içine yansıtabildik. Dolayısıyla seramik malzeme her sıcaklıkta lineer elastik olarak tanımlanmıştır. Elastik modülü üzerine özellikle yansıttık tabi. Onu analizlerde göreceğiz. Ee, üç, üçüncü fark soğuma başlangıcında çatlakların aniden ortaya çıkması söz konusu olduğu ve gerilmelerin maksimum değerlere eriştiği yani pik yaptığı anı ve o andaki değerleri bulmak için mutlaka zamana bağlı transient analiz yapılması gerekir e, diyoruz tabi. Ama soğuma sonunda modelin üzerine kalan gerilmeler de olacaktır. Biz bunlara artık gerilmeler diyoruz. Residual stress İngilizcesi. Tabii çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle de tabii hem çatlak varsa mikro çatlaklar hem de rezil stresler varsa dolayısıyla e, ikinci kırılmalara sebep olduğunu da söylemiştik. Şimdi malzeme ve yöntem detayları için e, bir referans makale yani araştırmacılara e, verebiliriz. Bizim yapmış olduğumuz çalışma yani referans makalemiz nedir? E, burada yazıyor bakın. E ismi yazıyor İngilizcesi. E, yapmış e, yazarlar yazıyor. Bir de e, dergi yazıyor. John of Biomechanics dergisinde. 2009 yılında yayınladığımız bir çalışma bu tabi. E, buna bakabilirsiniz bu e, çalışmaya. E, şimdi bundan sonra artık ensiz adımlarını anlatacağız size. Yani e, ele almış olduğumuz kaplamaya e, bahsettiğimiz her iki yöntemle e, nasıl e, analizleri uyguladığımızı gerilmeleri, sıcaklık dağılımlarını zamana bağlı olarak nasıl e, bulacağımızı anlatacağız. E, bundan sonraki kısımları makine mühendisi ve benim e, e, lisanstan öğrencim olan Müge Savaşta Er sizlere anlatacak. Merhaba arkadaşlar, ben Müge Savaşta Er. Mehmet hocanın da videonun başında anlattığı gibi bugün sizlerle 960 santigrat derecede fırınlanmış, 22 santigrat derecede oda ortamında bırakılmış bir dental kaplamanın en adımlarıyla analizini gerçekleştireceğiz. Workbench 2019 R1 sürümünü kullanıyorum ben. Uygulamamızı açalım. Öncelikle bu analizde e, transient analiz gerçekleştireceğiz. Zamana bağlı olarak değerleri çıktıları görmek istiyoruz. O yüzden önce transiyent termal analizi ekliyorum analizime ve modelimi açacağım. Bu modele de e, videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Modelimiz step formatında yer almakta. diş step olarak geçiyor modelimiz. Modelimiz iki katmandan oluşmakta. Alt ve üst kısım olmak üzere. Üst kısım porselen malzeme. Alt kısmımız nikel krom malzemeden oluşmakta. Model açıldı. üst kısmı ve alt kısmı burada görmekteyiz. Burada bizim işimize yarayan sadece metal madimu kopi 3 ve porselen mirror 2. Diğerlerini sapres edebiliriz arkadaşlar. Modelimiz gördüğümüz gibi yaklaşıp alt kısmı ve üst kısmı daha detaylı inceleyebiliriz. Bu malzeme için modelimiz için malzeme özelliklerini tanımlayacağız. Bu yüzden engineering data kısmına geliyoruz. Static structural kullanmayacağız. Bu malzemeyi buradan silebiliriz. Biz yeni malzeme tanımlaması yapacağız. Nikel krom ve porselin için. Öncelikle nikel kromu tanımlayalım. Nikel krom için hem termal hem de gerilme analizlerini inceleme katına Physical Properties'ten önce Density, Ve nikel krom için izotropik termal genleşme katsayısını ekleyeceğim. E, gerilme gelme değerlerini inceleyebilmek için lineer elastik modülünden izotropik elastisite özelliğini ekliyorum. Ve nikel krom malzemem sinek bir malzeme. Plastik bölge davranışını inceleyebilmek için de biliner izotropik hardening özelliğini ekliyorum plastik kısmından. Ve termal modülünden termal özellikler kısmından da izotropik termal conductivity ve specific heat özelliğini ekliyorum. Density yoğunluğumu sıcaklığa bağlı olarak tanımlamayacağım. 20'li gram bölü santimetre santimetreküp olarak seçebilirim. Yoğunluğun değerini 8 olarak tanımlayacağım. Termal genleşme kat sayısını sıcaklığa bağlı olarak tanımlayacağım. 22 santigrat dereceden 1000 santigrat dereceye olan bir değişim üzerinden tanımlayacağım. 22 200 400 600 800 ve 1000 santigrat dereceler için tanımlayacağım. 22 santigrat derece için 1,37 10 üzeri eksi 5. 200 santigrat derece için 1,38 10 üzeri eksi 5. 400 santigrat derece için 1,39 10 üzeri eksi 5. 600 santigrat derece için 1,41 10 üzeri eksi 5. 800 santigrat için 1,51 10 üzeri eksi 5. 1000 santigrat derece için de 1,77 10 üzeri eksi 5. Grafiğimde bu bölümde oluşmakta gözlemleyebilirim. Ve referans sıcaklığım içinde oda sıcaklığı olan 22 santigrat dereceyi tanımlayacağım. İzotropik elastisite içinde de yine sıcaklığa bağlı bir tanımlama yapacağım. Yine aynı sıcaklık aralığı olan 22, 200, 400, 600, 800 ve 1000 santigrat dereceleri için bir tanımlama yapacağım. Young modülüsün birimini de megapascal olarak seçebilirim. 22 santigrat derece için 200 bin, 200 santigrat derece için 185.000 400 santigrat derece için 180 bin, 600 santigrat derece için 125 bin, 800 santigrat derece için 90 bin ve 1000 santigrat derece için 5000 megapascal olarak Young modülü değerlerini tanımlayabilirim. Poisson oranım da her sıcaklık değerleri için aynı olacak. 0.25 olarak Poisson oranımız sabit bir şekilde tanımlayabilirim. Nikel krom malzeme, sünek bir malzeme. Bu yüzden e, plastik bölge davranışını da incelemek istiyoruz. Lineer isotropic hardening değerlerini tanımlayacağız. Bu malzemeler lineer elastik bölgesi doğru ile tanımlanırken plastik bölgesi de doğru ile tanımlanan malzemelerdir. Lineer elastik doğrusunun eğimi bize yang modülüsünü verirken plastik bölgesinin eğimi bize tanjant modülüsünü verecektir. Ve bu değerlerini de yine 22 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye olan sıcaklık aralığında tanımlayacağız. 22, 200, 400, 600, 800 ve 1000 santigrat için. Akma gerilmesi ve tanjant modülüsün birimini megapaskal olarak seçebiliriz. 22 santigrat için akma gerilmesi 340 megapascal, 200 santigrat için 290, 400 santigrat için 280, 600 santigrat için 220, 800 santigrat için 190, bin santigrat için 140 megapaskal şeklinde. Tanjant modülüs değerlerimde sıcaklıklara karşılık 5000, 3600, 3500, 2500, 6660 ve 580 megapaskal şeklinde. Ve malzemenin termal özelliği olan izotropik termal kondaktivite değerini tanımlayacağım. Birimini watt bölü metre santigrat seçebilirim ve yine aynı sıcaklık değerleri için tanımlayacağım 22 200 400 600 800 ve 1000 santigrat dereceler için 22 santigrat için 10 200 için 12 buçuk 400 için 15 600 santigrat için 17 buçuk 800 santigrat için 21 bin santigrat için 25 Spesifik heat değerini tanımlayacağım. Spesifik hit yani özgül ısı değerlerimi de yine aynı sıcaklık aralığı için tanımlayacağım. 22 santigrat için yine birimimi jül bölü kilogram santigrat seçebilirim özgül 22 santigrat için 330, 450, 400, 410, 420 ve 450 jül bölü kilogram santigrat seç. Porselen malzemeyi tanımlayacak olursak yine porselen malzeme için physical properties'ten density'yi izotropik termal genleşme katsayısını ekleyeceğim. Linear elastik bölümünden izotropik elastisite ve termal kısmından izotropik termal konduktivite ve spesifik hit özelliklerini tanımlayacağım Yoğunluğun birimini gram bölü santimetre küp olarak seçebilirim. Yoğunluk değerim 2,5 gram bölü santimetre küp sabit olacak. İzotropik sekant coefficient of thermal expansion için konuşacak olursak 22 santigrat dereceden 1000 santigrat dereceye olan Aralık için tanımlayacağım. 22 santigrat için 1,38 10 üzeri -5 1,39 10 üzeri -5 1,4 10 üzeri -5 600 santigrat için 1,37 10 üzeri -5 800 santigrat için 1,79 10 üzeri -5 ve 1000 santigrat için de 1,75 10 üzeri eksi 5. 1 bölü santigrat şeklinde. Ve referans sıcaklık değerini de oda sıcaklığım olan 22 santigrat olarak tanımlayabilirim. İzotropik elastisti için konuşacak olursak porselen yüksek sıcaklıklarda viskoelastik bir davranış gösterir. Camsı dönüşüm sıcaklığı olarak adlandırılan sıcaklığa kadar bu özelliği devam eder. Camsı dönüşüm sıcaklığında elastisite modülü aniden düşer. Örnek aldığımız çalışmada da viskoelastik özellikler elastik özellikler içine yansıtılmıştır. Bu yüzden ayrıca bir viskoelastik tanımlama yapmayacağız. Direkt lineer elastik özellikleri üzerinden değerlerimizi tanımlayacağız. 22 santigrat ve 1000 santigrat arası için tanımlayacağız. Young modülüsün birimini Megapaskal seçebiliriz. 90 bin, 89 bin, 84 bin, 80 bin, 20 bin ve 3000 şeklinde O satırı silebilirim. Fazladan oluştu. Sağ tık yapabiliriz. Poisson oranı da yine sabit şekilde 0.2 olarak Tanımlayacağım tüm sıcaklık değerlerim için izotropik elastisite özelliklerini tanımlayarak gerilme çıktılarını görmeyi sağlayacağız. Izotropik termal konduktivite değerlerini gireceğim. Yine birimini watt bölü metre santigrat seçebilirim. 22, 200, 400, 600, 800 ve 1000 santigrat dereceler için tanımlayacağım. 1, 2, 2.4, 3, 3.75 ve 3.8 watt bölü metre santigrat şeklinde. Özgül değerleri de jül bölü kilogram santigrat olarak tanımlayabilirim. Yine aynı sıcaklık aralığı için tanımlayacağım. Termal özelliklerimi de tanımlayarak sıcaklık çıktılarını görmeyi sağlayacağım. 22 santigrat için 750 200 santigrat için 900 400 santigrat için 1150 600 santigrat için 1250 800 santigrat için 1350 1000 santigrat için 1400 Jül bölü kilogram santigrat Malzemelerin özelliklerini tanımladık. Modelimize dönüp malzemelerimizi modelin üzerine atayacağız. Reset Windows Window layout yaparak ana ekrana dönebiliriz. Modeli güncelliyoruz. Modelimizin üzerinde malzemeleri tanımlayacağız. Alt kısım olan parça için nikel krom, üst parça içinde de porselen malzemeyi seçebilirim. Böylelikle malzemeleri model üzerine tanımlamış olduk. Kontrol etmemiz gereken diğer önemli bir özellik de kontak tipi. Bu iki malzemenin bir yapıştırıcı ile birbirine yapışık olduğunu biliyoruz biz. Bu sebeple ara katman bondot olmalı. Diğer kontakları silebiliriz. Otomatik olarak atadı burada kondu. Eğer atamazsa e, Seçebiliriz. Analiz üzerinden No separation thickness raw fictional olarak seçenek sunuyor. Bondot olarak Biz buradan seçebiliriz. Mesh için konuşacak olursak Bu analizde 0.2 milim Olarak bir mesh boyutu tanımlayacağız biz. Element size bize bir sonlu elemanın bir kenarının maksimum uzunluğunu belirtiyor. Tüm modeli seçiyorum bunun için body seçeneğiyle. Tüm body üzerine uygulayacağım mesh yapısını. Element size ne kadar küçük ise model o kadar fazla elemana bölünecektir. Çözüm hassasiyeti artacaktır ancak çözüm süresi uzayacaktır. 0.2 milim bu analizde bizim için yeterli olacaktır. Default kısmını 0.2 olarak değiştiriyoruz. Ve generate mesh yaptırarak mesh havamızı oluşturuyoruz. Mesh yapısı oluştu. Bizim için yeterli görünüyor. initial temperature değerini tanımlayacağız. 900 santigrat derece, 960 santigrat derecede bu kaplamayı biz oda ortamına bırakmıştık. Analyze settings değerlerini de buradan auto time stepping'i off olarak seçeceğiz ve analizi 5000 saniye için 5 saniye adım aralıklarıyla çözdüreceğiz. Ve bu çözüm yönteminde taşınım katsayısı tanımlayacağız. Havayla teması olan dış yüzeyleri seçeceğiz. Face seçeneğine daha rahat seçim yapabilmek için Show Mesh'ten Mesh kısmını kapatabiliriz. Face seçeneğini seçerek havayla teması olan yüzeyleri seçeceğiz. Yaklaşarak daha rahat bir seçim yapabiliriz. Görünen ufak kısımları da CTRL yardımıyla seçip uygulayabiliriz. Ve toplamda 8 tane yüzeyimizi seçmiş olduk. Taşınım katsayısı değerlerini Tabular data olarak tanımlayacağız. Ambient temperature yani oda sıcaklığı olan 22 santigratı tanımladık. Tabular data olarak sıcaklığa bağlı olarak da taşınım kat sayısını tanımlayacağız. Örnek aldığımız çalışmada taşınım ve ışınım kat sayısını birlikte içeren bir eşdeğer taşınım katsayısı tanımlanmıştı bize. Bu değerleri birlikte olarak tanımlayacağız. Tek bir değer üzerinden. 53 derece için, 124 derece için, 136 santigrat, 353 santigrat, 368 santigrat, 960 santigrat derece için. taşınım katsayısı değerlerim 1,072 10 üzeri eksi 6. 1,241 10 üzeri eksi 6. 3,22 10 üzeri eksi 6. 1 virgül. 3332 10 üzeri eksi 6. 2 virgül. 2322 10 üzeri eksi 5. malzeme özelliklerimizi biz tam tanımlamıştık. Bu mesaj ve uyarıları buradan silebiliriz. Ben bu modelim için alt malzemem olan nikel kromda ve porselen malzemem olan üst parçamda sıcaklık çıktılarını gözlemlemek istiyorum. Bu yüzden sol ışından termal ben temperature özelliğini ekleyeceğim. Body özelliğini seçmem gerekiyor. Üst parçamı seçiyorum ve uyguluyorum. Alt parçamı seçiyorum. Ve temperature'ı ekliyorum. Ve bu analizimi çözdürüyorum. Videoyu burada durduruyorum. Çözüldükten sonra çıktıları inceleriz. Analiz sonuçlarımız oluştu. Üst malzeme olan porselen için sıcaklık değeri 5000 saniye sonunda 28,298 santigrat. Maksimum ve minimum kısımları buradan görebilirim. Nikel krom malzeme içinde yine maksimum ve minimum kısımlar 5000 saniye için 28,297 santigrat değerini görüyorum. Malzeme üzerinde sıcaklık farkı sebebiyle oluşan gerilmeleri incelemek için de Buradan gelip transiyon sıcaklık modülünü transient termal Modül ile birleştireceğim. Böylelikle sıcaklık farkı sebebiyle oluşan gerilme değerlerini gözlemleyeceğiz. Transient Structural modülü eklendi. Analiz içinden de görebilirim Transient modülünü, Structural modülünü. Analiz ayarlarına gelelim. Yine Auto Time Stepping Off olarak seçeceğiz bu analizde de. Ve bu analizde 600 saniyede 2 saniye adım aralıklarıyla çözüleceğiz. Solution olarak imported body temperature yani imported load olarak da iki body'mi seçeceğim. Otomatik olarak seçti. Eğer seçmezse gelip body kısmını seçip iki body'yi tanımlayabiliriz. Apply diyerek. Sonuç olarak da malzeme üzerinde oluşan gerilmeleri gözlemleyeceğiz. Solution kısmına geliyorum. Insert stress kısmından nikel krom malzemem olan sünek malzeme için von Mises gerilmelerini göreceğim. O yüzden elastik stresi seçtik ve nikel krom malzemeyi uyguluyoruz. Porselen malzemem olan kırılgan malzeme için de Maksimum asal gelme değerlerini gözlemlemek istiyorum. Yine buradan strese gelip maksimum principal seçiyorum ve üst modelime, üst padime ekliyorum ve analizi çözdürüyorum. Bu analiz bilgisayar kapasitenize göre 2-3 saati bulabiliyor. Bu sebeple videoyu durduruyorum. Daha sonrasında analiz çıktılarını inceleriz. Analiz çıktıları oluştu. Nikel krom malzeme için von Mises gelme değerlerine bakabiliriz. 600 saniye sonunda 15,501 MPa değerini görüyoruz ve 185,6 MPa pik değerini gözlemliyoruz. Bir süre sonra gelme değerlerimiz sabitleniyor. Bu da bize model üzerinde oluşan artık gerilmeli rezidüel stresi belirtiyor. Porselen malzeme içinde 600 saniye sonunda 9,826 MPa değerini görmekteyiz. Pik gelme değeri olan 48,157 48 MPa değerini de yine grafik üzerinden gözlemlemekteyiz. Yine bu malzeme üzerinde de gelme değerlerimiz sabitleniyor. Yani rezidüel stresi artık gelmeleri bize belirtiyor. çözüm yöntemi olan kısım içinde malzeme üzerinde soğuma eğrisini tanımlayarak çözümü gerçekleştireceğiz. Bu analizimizde de malzeme özelliklerimiz aynı kalacak. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız sadece sıcaklığı yük olarak tanımlayacağız. Geometrimiz aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Kontaklarımızı kontrol edelim. Kontaklarımız bonded kontak. Aynı. Bir tane kontağımız var. Mesh yapımız aynı. 0,2 mm. Initial temperature değerimiz 960 santigrat. Burada analizimizi 600 saniye için 2 saniye adım aralıklarıyla çözdüreceğiz. Auto time stepping off yaptık ve 600 saniye için 2 saniye adım aralığıyla çözdürelim. Temperature'ı yani sıcaklığı yük olarak soğuma yerisinden aldığımız değerlere göre tanımlayacağız. Burada yine havayla teması olan tüm yüzeyleri seçmemiz gerekmekte. Yüzey seçeneğini seçip ilgili yüzeylerimizi seçiyoruz. Yine toplamda 8 yüzeyimiz olacak. Yaklaşarak ufak bölgeleri tanımlayabiliriz. Apply diyoruz. 8 bölgeyi, 8 yüzeyi seçmiş olduk. Ve yine sıcaklığı tabular data olarak tanımlayacağız. Bu sefer zamana bağlı sıcaklık değerlerini gireceğiz. Bunu da soğuma eğrisi grafiğinden çekeceğiz. Bu verilere de yine videonun açıklama kısmında yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Zaman değerlerimi kopyalıyorum. Ve analiz içinde yapıştıracağım. Zaman değerlerini tanımladık ve zaman değerlerine karşılık gelen sıcaklık değerlerini kopyalayacağım ve bunları da analizi tanımlayacağım. Soğuma eğrisini de sol taraftaki grafikte görmekteyiz. sıcaklık çıktıları için yine modelin her parçası için solution kısmından temperature ekleyeceğim. Önce porselen kısım için ve yine solution kısmından termal edilip temperature'ı seçerek nikel krom kısım için ekliyorum. Ve analizi çözdürüyorum. sıcaklık çıktılarımız oluştu. İnceleyecek olursak porselen malzeme için 600 saniye sonunda 314,83 santigrat değerini gözlemlemekteyiz. Nikel krom malzeme için de 600 saniye sonunda 314,77 santigrat değerini gözlemlemekteyiz. Şimdi de bu model üzerinde sıcaklık farkı sebebiyle oluşan gelme değerlerini gözlemleyeceğiz. Bu sebeple transient structural modülünü yine termal modülüyle eşleştiriyorum. Transient structural modülü eklendi. Analyze setting değerlerini düzenleyeceğim. Auto time stepping off yapıyorum ve 600 saniye için 2 saniye adım aralıklarıyla çözüleceğim bu analizi de imported load olarak yine 2 body üzerinde oluşan sıcaklığı ekleyeceğim otomatik olarak seçtiğini seçmezse body kısmından gelerek yine seçebilirsiniz solution kısmından yine her malzemem için stress ekleyeceğim Porselen malzeme, kırılgan malzeme için maksimum asal gelme değerlerini gözlemlemek istiyorum. Sünek malzeme olan nikel krom içinde Equivalent von Mises gelme değerlerini gözlemlemek istiyorum. Ve ekliyorum. Analizi çözdürüyorum. Bu analizde yine bilgisayar kapasitenize göre 2-3 saati bulabiliyor. Bu sebeple videoyu durduruyorum. Çözümler oluştuktan sonra çıktıları inceleyebiliriz. Analiz sonuçları oluştu. Nikel krom malzeme için inceleyecek olursak 600 saniye sonunda 26,306 MPa değerini görüyoruz. Pik gelme değerine bakacak olursak da 168,7 MPa değerini gözlemliyoruz grafikten. Porselen malzeme içinde 600 saniye sonunda 14,585 MPa değerini görürken grafik üzerinden de pik gerilme değeri olan 41,572 MPa değerini gözlemlemekteyiz. Yine bu analizde de gerilme değerlerimiz bir süre sonra sabitleniyor. Bu da bize Residual stresi yani malzeme kaplama üzerinde kalan artık gerilmeleri gösteriyor. İki analizin çıktılarını kıyaslayacak olursak Aşıma kas tanımladığımız ilk analizin sonuçları için nikel krom malzemede 185,6 MPa bir pik gelme oluşurken sıcaklığı yük olarak tanımladığımız analizde nikel krom malzeme için 168,68 MPa değerini gözlemlemekteyiz. Porselen malzeme için bakacak olursak taşıma katsayısı tanımladığımız analizde 48,157 MPa değerini görürken sıcaklığı yük olarak tanımladığımız, soğuma eğrisi tanımladığımız analizde Porselin üzerindeki pik gelmeyi 41,572 MPa olarak görmekteyiz. Tüm bunların sonucunda görüyoruz ki, yüzeylere soğuma eğrisi tanımladığımızda farklı, taşınım katsayısı tanımladığımızda farklı gelme değeri sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Taşınım katsayısı tanımladığımızda modelin her noktası için farklı sıcaklık değeri hesaplanmakta. Fakat ikinci analizde tüm yüzeylere aynı soğuma eğrisini tanımlayarak bu farkı göz ardı etmiş oluyoruz. Oysa her noktada sıcaklık çıktısı ve gelme değeri farklı meydana gelmeliydi. Soğuma eğrisi tanımlanan analizde doğruluk değerini arttırmak için model üzerinde daha küçük alanlarda daha fazla termokopu kullanarak daha fazla nokta için sıcaklık boyası elde edilerek daha doğru bir soğuma eğrisi elde edebiliriz. Bu şekilde daha doğru ve detaylı sonuçlara ulaşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar bu son kısımda iki yöntemi birbirleriyle karşılaştıracağız. Ee, şimdi kısaca anlatacak olursak eşdeğer taşınım katsayısının kullanıldığı birinci yöntemde analizlerde soğuma sırasında bir T anında her bir noktanın sıcaklığı farklı olabilmektedir. Yani her bir noktanın soğuma eğrisi farklı olabilmektedir ki bu aslında gerçek duruma uygun bir sonuçtur diyebiliriz. Ee, burada şekilde gördüğünüz gibi bakın bir beşinci, beşinci saniyede mesela e, skalaya baktığınız zaman noktalar arasında sıcaklık farkının da olduğunu göreceksiniz. 5. saniye için verilmiş bir değer bu tabi. sonra şunu söyleyebiliriz. Birinci yöntem için tabi yine birinci yöntemde deneme yanılma ile soğuma eğrilerinin çakıştırılması külfetli bir çalışma olsa da çünkü bayağı bir deneme yapmanız gerekebilir tabi burada. Gerçeğe yakınlığı sağlaması ve soğuma ortamını doğru tanımlaması tanımlamamızı sağlamakta. E ee, bu neyi e, e, bize kazandırıyor tabii? Bu ise sıcaklık ve gerilmeler gerilmeler e, açısından sonuçların e, tabii sıcaklık ve gerilmeler e, gerilme sonuçlarının da belirtti sıcaklık ve gerilme sonuçlarının doğruluğunu e, önemli ölçüde desteklemekte ve çalışmanın güvenilirliğini tabii yükseltmektedir. Yani soğuma elelerinin çakıştırılması çok önemli bir kazanımlar e, elde etmemizi sağlıyor tabii diyebiliriz. Sonra ikinci yöntem vardı. İkinci yöntemde sıcaklık artışı artık sıcaklık artık sonuç değil. Burada bir 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 koymak lazım aslında. İkinci yöntemde ise sıcaklık dediğimiz değer yani yüzeylere uyguladığımız sıcaklık değerleri zamana bağlı olarak artık sonuç değil girdidir. Yani biz ne yapıyoruz? Deneysel sıcaklık zaman e, diyagramını yani sıcaklık zaman tablosunu soğuma eğrisini yüzeylere uyguluyoruz. Dolayısıyla aslında gerilmeleri bulmak için bu bir girdi oluyor sonuçta. Soğuma eğrisi sıcaklık zaman tablosu yani. Tüm yüzeylerin tüm noktalarına aynı girildiği için tabi ne yapıyoruz? E, tüm dış yüzeylere aynı sıcaklık zaman tablosunu girdik dikkat ederseniz. Tek bir deneysel e, eğriye girmiş olduk aslında. E, bir T anındaki tüm noktalarda sıcaklıklar aynıdır e, tü, diyebiliriz yani. İkinci yöntem için. Bu durum ise gerçeğe e, gerçeğe tam olarak uymaz aslında. E, dolayısıyla gerilme değerleri de birinci yöntemden biraz farklı çıkıyor, e, çıkabilir. Zaten öyle çıktı bizim e, sonuçlarımızda dikkat ederseniz. Bakın burada da yine 5. saniyede güzel. E, e, şeydeki tab e, modeldeki sıcaklık değerinin tüm noktalarda aynı olduğunu görüyoruz değil mi bakın skala da aslında biraz renk farkı var e, var ama skalanın e, maksimum minimum değerlerinin birbirinin hemen hemen aynısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani her iki yöntemi 5. saniye için karşılaştırırsak yani sadece üst kaplama için düşünürsek burada ne yapıyor e, gördüğümüz şey e, sıcaklıklar arasında noktadan noktaya birinci yöntemde fark olmasına rağmen ikinci yöntemde tüm noktalarda aynı olduğunu e, görebiliriz çok az fark var tabi zaten biz sıcaklığı girdi olarak verdik ikinci yöntemde tüm yüzeylere sıcaklık zaman toplamını girdik dolayısıyla herhangi bir te anında tüm noktalardaki sıcaklıklar aynı girmiş olduk yani girdi olarak verdiğimiz için sonuçta e, ikinci yöntemin sonuçlarının gerçeğe yakınsaması için tabi burada ikinci yöntemde tüm yüzeylere Tüm yüzeylere bir T anında aynı sıcaklığı girdik ama gerçeğe uygun olduğunu söyleyemeyiz bunun bunun gerçeğe yakın samazı için ne yapmamız gerekir aslında deneysel olarak mümkün olduğunca çok noktadan soğuma eğrisi elde edilmesi gerekiyor aslında tek bir noktadan değil tabii. tek bir noktanın sıcaklık zaman diyagramını değil birden fazla mümkün olduğu kadar fazla noktadan soğumayrisi elde edilir. Ayrıca tabii o ne yapmamız gerekir. Modelin dış yüzeyleri e, küçük alanlara ayrılmalı. Yani burada e, dış yüzeyler bir tane alanı belki kapsıyor, bir böyle kabuk alan tarzında bir e, alan olduğunu söyleyebiliriz. Tek alan. İç yüzey farklı bir alan olabilir tabii. Şu kalınlık bölgesi de farklı alanlar olabilir. Ama biz bu modeli küçük küçük alanlara ayırırsak, şöyle mesela şu şekilde küçük alanlara ayırdığımızı düşünürsek e, modellerken tabi bunlar e, eleman değil tabi küçük küçük alanlar her bir alandan mesela diyelim ki şuradan bir e, sıcaklık ölçümü yaptık nasıl yaptık termokupul bağladık buradan bak yaptık termokupul bağladık e, gerçek model üzerinden tabi buradan termokupulları bağladık her bir nokta için yani e, küçük alanın içinde kalan bir her bir nokta için ne yaptık sıcaklık ölçümü yaptık o noktanın işte Sıcaklık-Zaman diyagramını o alanın tümü için girebiliriz yaklaşık olarak. O zaman e, biraz daha ne yapmış oluruz gerçeğe yakın samış olur e, yani sonuçlarımız diyebiliriz. E, Modelin dış yüzeyleri küçük alanlara ayrılmalı. Bir noktadan ölçülen dereceli soğuma eğrisi noktanın dahil olduğu küçük alana ortalama olarak girilmedir. O alana işte ölçtüğümüz o noktanın alan içinde kalan noktanın sıcaklık zaman diyagramını girebiliriz. Ancak bu da tabi bu yönteme ait bir külfet olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü e, baktığımız zaman deneysel olarak e, e, çok noktanın e, sıcaklık zaman diagramını elde etmemiz lazım. Ayrıca modelleme sırasında da e, dikkat edersek dış yüzeyleri küçük alanlara ayırmamız lazım. Bu da ayrı bir külfet. Yani her iki yöntemin kendine göre külfetleri var yani. Diyebiliriz. Birinci yöntem de deneme yanılma yöntemi de taşınım kas sayılarını eşler taşınım kas sayılarını düzeltirken ki birden fazla yani belki 10 tane 15 tane gerekebilir. Deneme yanılmayla eee Analizleri tekrarlamamız gerekir ki e, ne zamana kadar e, deneysel soğuma eğrisiyle analizlerdeki soğuma eğrisi çakışana kadar yani birbirine e, çok yakın olana kadar e, ne yapmamız gerekir deneme yanılmayla ile taşınım kasalarını ayarlamak oranın külpeti yani birinci yöntemi külpeti bu dediğimde ikinci yöntemi külpeti olarak karşımıza çıkıyor. E, Peki yani yorum yapacak olursak hangi yöntemi tercih etmek daha doğru olur? Her iki yöntemde olabilir ama biz bence yani benim kanaatim, eğer benim tercihim daha doğrusu birinci yöntem daha mantıklı geliyor bana. Yani eşdeğer taşırım kas sayısının hesaplandığı deneme ile yapılan yöntem daha mantıklı geliyor bana. Şimdi tabii biz bu analizi dental kaplama için yaptık ama ee, bu tip termal analiz çalışan araştırmacılara da e, buradan e, bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. İlla ki dental kaplama analizi olması şart değil. Herhangi bir e, cismin herhangi bir sistemde katı sistemde e, termal e, analiz çalışan e, transient termal analiz olabilir. Yani zamana bağlı termal analizde e, analiz çalışanlar için daha çok tavsiyelerimiz olacak tabii bu burada kullandığımız bütün çalışmamızda çalışmamızda kullandığımız yöntemler kendi çalışmalarına uygulayabileceklerini yani şartlara göre kendileri tabi karar vermesi lazım ama uygulayabileceklerini düşünüyorum. Şöyle tavsiyelerimiz var bakın. Birincisi şu, zamana bağlı analizlerde deneysel olarak farklı noktalardan sıcaklık zaman diyagramı elde ederek analizlerdeki diyagram deneysel diyagrama yaklaştır e, diyagramı deneysel diyagrama yaklaştırmanız analizlerin güvenilirliğini artıracak ve analiz sonuçlarını destekleyerek çalışma kalitesini yükseltecektir. Evet, bu sadece soğuma problemlerinde değil, ısınma problemlerinde de kullanılabilecek bir destekleme şeklidir diyebiliriz. Yani bu ısıma problemlerinde de zamana bağlı bir çözüm yapıyorsanız eğer orada da ısınma eğrisini yani sıcaklık zaman diyagramını bu sefer ısınma eğrisi olarak e, adlandırabiliriz tabi orada. O eğriyi deneysel olarak elde ettikten sonra analizlerde yine e, analizlerdeki ısınma eğrisini deneysel ısınma eğrisiyle çakıştırmanız durumunda ne olacaktır? Çalışmanızın güvenilirliği artacaktır, kalitesi artacaktır. Herhangi bir diyelim ki bir makar yapmak istediğiniz zaman da tabi desteklediğiniz için sonuçları o makalenin mesela kabul olması çok daha kolay olacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda sıcaklık zaman değerleri analizlerde doğru olacağı için ısıl özellikleri de özelliklerdeki hatalar tamamen elimine edilmiş olur. Yani zaten ısıl özellikleri bizim girmemizin amacı nedir aslında bu tip problemlerde? Sıcaklık dağılımını e, elde etmek. E, daha doğrusu soğuma eğrisini bizim çalışmamızda elde etmek e, veya başka problemler, ısınma eğrisi olabilir. Yani ısır özelliklerin girilmesinin e, girilmesinin amacı aslında doğru bir şekilde sıcaklık dağılımını zamana bağlı olarak elde etmek. E, siz zaten e, analizlerdeki sınırlar e, sıcaklık dağılımını zamana bağlı olarak e, deneysel e, eğriyle çakıştırdığınız zaman e, amacınıza ulaşmış oluyorsunuz bir yerde. Dolayısıyla ısıl özelliklerde hata yapmış olsanız dahi e, onlardan kaynaklanan yani onlar girmenizdeki amaç olan e, sıcaklık zaman diyagramını zaten doğru elde etmiş oluyorsunuz. Yani orada hata yapmış olsanız bile çok önemli olmuyor bu yani bu hata. E, ve bu değer yani soğuma eğrisi veya ısınma eğrisi yani sıcaklık zaman diyagramı gerilme analizinin girdisi oluyor aslında. Dolayısıyla gerilmelere doğru bir girdi elde etmiş oluyorsunuz diyebiliriz. O yüzden bu tip problemlerde mutlaka size yani tavsiye ettiğimiz nokta mutlaka bir veya birkaç noktadan sonlandırılır soğuma veya ısınma eğrisini elde edin ve analizlerdeki eğriyi ona e, ona yaklaştırın. Deneme yanılma yöntemi de e, e, ne, yap, ne yapın yani o eğriler birbiriyle çakışsın ki e, sonuçta hem analizleriniz desteklensin, e, çalışmanızın da kalitesi artsın. E, e, sonuçta e, çalışmanızın güvenilirliği de ne olsun artsın tabi. Evet e, ikinci tavsiyemiz nedir? Eşdeğer taşınım kas sayısının sıcaklığa bağlı değerleri yine deneysel olarak veya ısınma eğrisinden hesaplanmakta ve deneme yanılmayla düzeltilmektedir. Bu şekilde çok yüksek sıcaklıklarda daha fazla rol oynayan ışınımın etkisi eşdeğer taşınım kas içinde yer aldığı unutulmamalıdır. Yani siz e, sonuçta eşdeğer taşınım kas sayısını hesaplıyorsunuz. Nereden hesaplıyorsunuz? Deneysel soğuma eğrisinden hesaplıyorsunuz. E, peki bunu ne, nasıl hesaplıyorsunuz? Bunun detayını ben anlatamıyorum tabi burada çok yani detaya giremiyorum. Onun için başlangıçta vermiş olduğumuz bir makale vardı oraya bakabilirsiniz. Makale ismi vardı daha doğrusu bu videonun başında. Orada nasıl e, hesaplandığı anlatılıyor. İşte deneysel soğuma eğrisinden hesapladığınız taşınım katsayısı aslında ışınımın da etkisini içerdiğini e, bilmeniz gerekir. E, dolayısıyla ayrıca ışınım özelliklerini ışınımı temsil eden özellikleri girilmesine gerek yoktur. Ve girdiğiniz zaman zaten hatalı olur diyebiliriz. Yani ayrıca ışınımın etkisini girmenize gerek yok. Evet. ışınım özelliklerini girmenize gerek yok. Üçüncü olarak e, bu büyük bir kolaylık aslında. Bakın eşdeğer taşınım kas sayısını yani ışınımı taşınımın içine katmak önemli bir kolaylık olacaktır tabi. Ee, porselen gibi belli sıcakta kadar lineer elastik davranış gösteren yani gevrek olan malzemelerde malzemelerin çok daha yüksek sıcaklıklardaki viskoplastik veya viskoelastik davranışları e, olabilir. tabi sizin çalışmalarınızda da böyle durumlar söz konusu olabilir. İşte bu davranışları da elastik özellikler için yansıtılarak tüm sıcaklıklarda bu malzemeler lineer elastik alınabilmekte. Ve viskoplastik veya viskoelastik özelliklerin programa tanımlanmasına gerek kalmamaktadır. Yani ayrıca biz bir viskoelastik özellik, viskoplastik özellik girmiyoruz. Yani biz bunu tabi yine dediğim makalede izah ettik. Yani nasıl yansıtıldığını viskoelastik ve viskoplastik özelliklerin elaste içine yansıtıyoruz tabi biz bunu. Ve böylece elaste modülünün sıcaklığa bağlı değişim grafiğini Düzgün girdiğimiz zaman e, tabii e, viskoplastik ve viskoelastik özellikleri de yansıtarak girdiğimiz zaman ne oluyor? E, bu tip malzemeleri doğrudan e, lineer elastik olarak e, analizlerde tanımlayabiliyoruz. Yani E ve Nü değerleri yeterli olabiliyor yani. E, dördüncü olarak da termal gerilmeler üzerinde en etkili malzeme özelliğinin bir kere alfa ısıl genleşme kas sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yapmış olduğumuz analizlerde bu e, nokta zaten ortaya çıktı. E, siz de onu tahmin ediyorsunuzdur. Modeldeki farklı malzemelerin alfa değerleri birbirine ne kadar yakın olursa tabi termal gerilmeler o derece azalacaktır. Çünkü e, alfanın birbirine yakın olması ikisinin de yani hemen hemen aynı oranda genleşmesini veya büzülmesini sağlayacaktır. Ama alfalar farklı olursa birisi çok daha fazla üzülmek isteyecek birisi daha az birbirine etki edecektir ve arada gerilmeler oluşacaktır diyebiliriz. Ee, i̇kinci etkin özellik ise elas e yani elastik modülüdür diyebiliriz tabi. Beşinci olarak da yüksek sıcaklıklar söz konusu ise malzeme özelliklerinin ve özellikle de, e, A değil de bu alfa olacak tabi. Alfa e, alfa e, ve E değerlerinin sıcaklığa bağlı değişimleri mutlaka sisteme girilmelidir. Bunu nasıl elde edeceksiniz? Yüksek sıcaklıklarda yer yani çeşitli malzeme siteleri var veya kendiniz deney yapabilirsiniz ama o yüksek sıcaklıklarda belki deney e, yapma imkanı bulabilir, bulamayabilirsiniz. Ya, yani, ya literatür tararsınız, malzeme siteleri var, matweb.com var, başka siteler var. Orlardan araştırabilirsiniz, yakın malzemeleri bulabilirsiniz e, diyebiliriz. Evet son olarak da şunu söyleyelim. Yöntemlerle ilgili detaylara videonun ilk kısımlarında ismini verdiğimiz referans makalemizden bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz oradan. Evet, böylece bu analizimizi yani dental kaplamalarla ilgili analizimizi burada bitirmiş oluyoruz. Fakat dediğim gibi yöntem olarak çalışma olarak bir de ensiz adımları olarak sadece dental kaplamalara özel bir video olarak düşünmeyin bunu. Ee, bu video aslında termal analiz çalışan, yani termal analizle e, termal analizi e, çeşitli farklı modellere uygulayabileceğiniz adımları e, yol göstermeleri içeriyor e, diyebiliriz. Peki e, bu videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. E, Diğer vakalarla ilgili tabii biz videolar hazırlıyoruz. Tabii bu şekilde vakalarla ilgili daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama yine siz vaka videolarını seyrederken illa oradaki modellere sadece uygulanır diye düşünmeyin. Yani bu önemli bir nokta. Kendi çalışmanızda da hani analiz tipini aynı olarak seçtikten sonra kendi çalışmanızda da oradaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. Peki bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.